Bu mürekkepte Davos röportajlarına devam ediyor. İkinci günündeyiz zirvenin. Sabah açılış yayınında da söyledik. Aslında bugün konferanslar ve ana konular konuşulmaya başlandı. Burada Türkiye'ye dair önemli, aslında bizi de çok gururlandıran güzel şeyler var. Bunlardan bir tanesi kıymetli hocamız Profesör Doktor Bilge Demirköz. Kendisi Davos'ta adeta el üstünde tutuluyor diyebiliriz. Ve yayınlarda özellikle gelir ve servet dağılımından, cinsiyet eşitliğinden bahsetmiştik. Bir kadın bilim insanının burada bizim ülkemizden bizi temsil etmesi tabii ki tahmin ediyorum ki herkese heyecan ve gurur veriyordur. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam öncelikle şunu sorayım. Bir ülkeden bir bilim insanı ve özellikle kadın Davos'ta olması, sizin gibi genç liderlerden biri olması tam olarak ne anlama geliyor? Önce bir tarif edelim bunu. Öncelikle beni yayına aldığınız için çok teşekkür ederim. Biraz havasında onun için daha iyiyiz şu anda. Şimdi ben genç küresel liderleri temsilen buradayım. Dünya Ekonomik Forumu'nun kendi içinde birçok davetli listesinde farklı kategori var. Bunlardan Klaus Schwab'ın en değer verdiği aslında sanırım biziz. Çünkü dün yaklaşık 1,5 saatini ayırdı sabahleyin bize. 9'dan 10.30'a kadar. Ve sadece bizlerle uzun uzun 83 kişiyiz. Sohbet etti. Genç küresel liderler 35-40 yaş arasında seçiliyor ve 5 yıl boyunca Dünya Ekonomik Forumu tarafından bir eğitim programına davet ediliyor. Çoğunlukla da 4. yahut 5. senemizde Davos'a davet ediliyoruz. Burada olmak çok güzel. Şimdi o 83 kişinin arasında cinsiyet dağılımı çok güzel. Neredeyse yarı yarıya. Ama toplantının geri kalanına baktığımızda sanırım %95 erkek. Onun için çok azınlıkta olduğumuzu hissediyoruz. Fakat dip dalga diyorum ben buna. Dip dalga sağlam geliyor. Onu da görüyoruz. Yani iş dünyasında sadece Türkiye'de değil, bence küresel olarak da genç kadınlar kendilerine başarabileceklerine inanınca ve network dediğimiz, yani hem işbirliği hem dirsek temasını sürdürdüğün ve sürdürebildiğin kıldığın bir ortamda iş yapabileceğin insanların sayısının arttırılmasına kadınlar artık daha alıştılar. Ve bu teknikleri de öğrendikçe bence küresel alanda kendilerine daha büyük bir yer açıldığında görecekler gelecekte. Son dönemde evet, dünyada bazı şeylerin azalmasından dolayı üzüntü duyuyoruz ama popüler bilime karşı da bir ilgi var. Belki de o sizin özellikle kadınların artık bilim arenasında görünürlüğüyle söylediğiniz dip dalgasına da benziyor. O noktada da sizi tanıyan zaten tanıyor ama genç liderler dediğiniz burada bize daha fazla vakit ayrılıyor ve çok seçkin bir kitleniz. Siz hocam neden bu listedesiniz? Yani alanınızdaki hangi çalışmalar sizi buraya getirdi? Özellikle bu noktada sizin lise sıralarında matematik ve fizikle aranızda biraz mesafe varken oradan CERN'e uzanan, buraya uzanan bir yolculuğunuz var. Ondan da bahsederek neden burada olduğunuzu biraz konuşalım. Öncelikle uzun vadede ekonomik tüm etkiler tabii ki bilimden kaynaklı. Yani bilimin bazen ekonomiye etkisi 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl alabiliyor ama mutlaka her bilimsel faaliyet, her bilimsel çıktı sonunda bir ekonomik değere ulaşıyor. Hatta Faraday'a bile sormuşlar İngiliz parlamentosunda. Ya tamam işte bir şeyler ışık çıkıyor da ne fayda olacak diye, daha ilk lambayı yaktığında İngiliz ekonomi bakanına dönüp demiş ki merak etmeyin bakanım 20 seneye vergilendirebilirsiniz demiş. Şimdi bana soranlara da yani ne çalışıyorsun diyorlar. Ben diyorum ki uzaydaki parçacıkları anlamaya çalışıyoruz. Ben uzaydaki radyasyonu çalışıyorum. Ne faydası var? Uzay sektörüne ekonomik olarak bizim direkt çıktığımız uydularımızı ve uydu araçlarımızı radyasyona daha dayanıklı hale getirip onların ekonomik ömrünü uzatmak ve görev planlamasını daha sağlıklı bir şekilde yapabilmek. Biz Türkiye'de, yani Türkiye'ye yaklaşık 12 sene önce döndüm. 12 sene önce döndükten sonra Türkiye'ye, Türkiye'de ilk uzay radyasyon testlerinin yapılabildiği laboratuvarı kurduk. Savunma Sanayi Başkanlığımızın ve Kalkınma Bakanlığımızın desteğiyle. Şu anda o laboratuvarı işletiyoruz. Aynı zamanda uydularımızın üzerinde radyasyon ölçen cihazlar yapıyoruz. Ve bu cihazlarla uydularımızın görev ömrünü ne kadar kaldığını söyleyebileceğiz. Bu da tabii ki karar mercileri için önemli bir parametre. Diğer taraftan biraz kuantum teknolojiler, biraz kaotik sistemler üzerine küçük çalışmalarımız var. Bir de benim için asıl önemli olan temel bilim ayağımız. Yani şimdi bizim Türkiye'de temel bilime fon bulmamız çok zor. Bütün dünyada böyle. Bütün dünyada temel bilim şey sorusu altında. Siz ne işe
yarıyorsun. Bu ne kadar para edecek aslında değil mi özetle? Evet. Ve tabii bunun uzun vadedeki çıktısı ne olacak? Onu biraz görmek tabii ki takdir edersiniz ki çok zor olabiliyor. Yani beklediğiniz çıktıdan başka bir çıktı da elde edebiliyorsunuz. A görüyorsunuz, C oluyor. Bu da mümkün. Aslında bu bilimin beklenmedik ve tarafı doğanın ve Tanrı'nın bizi şaşırtma yolu. Ben biraz da ona da inanıyorum. Şimdi benim serüvenim MIT Oxford'dan geçti. Sonra CERN'e gitti ve biz CERN'de karanlık maddeyi yıllardan beri arıyoruz. Onu biliyorsunuz. Karanlık madde evreni, yapı taşı ve evrendeki maddenin 6/7'si. Yani bizden daha fazla olan bir madde. Evrenin çoğunluğu aslında karanlık madde. Şimdi bu karanlık maddeyi iki şekilde arıyoruz CERN'de. Bir tanesi büyük hadron çarpışması içinde parçacıkları çarpıştırarak. Diğer tarafta ise bunu nasıl yapıyoruz? Uluslararası Uzay İstasyonu üzerinde alfa manyetik spektrometresi deneyi var. Ve bu alfa manyetik spektrometresi uzayda bir elek gibi durarak Uluslararası Uzay İstasyonu üzerinde uzaydan gelen çok yüksek enerjili parçacıkları ölçüyoruz. Ve bu yüksek enerjili parçacıkları ölçerken de yapay zeka algoritmaları kullanıyoruz. Aslında bu son olarak da TÜBİTAK 1001 projesi aldık bu konuda. Çok mutluyuz. Öğrencilerime selam söylüyorum. Ve görüntü işleme algoritmalarıyla uzaydan gelen bu parçacık verisini işliyoruz. Amacımız ne? Karanlık maddeyi bulmak. Ama diğer taraftan ne yapıyoruz? Yenilikçi yapay zeka uygulamaları üretiyoruz. Aslında Dünya Ekonomik Forumu'nun beni bu genç küresel liderleri almasındaki en önemli neden belki de bu. Yani temel bilim yaparken bir yandan da ekonomik çıktı üretebilmek. Bu aslında biraz şans meselesi gerçekten. Yani şu anda yapay zekanın patlamış olması, etrafta çok merak eden herkesin olması, iyi anlaşılmaması, zaten gündem herhalde gündemin yaklaşık yarısı yapay zeka diyebiliriz. O açıdan bakıldığında benim Perşembe günü de uzayda yapay zeka kullanımıyla ilgili bir panelim var. Avrupa Uzay Ajansı Başkanı, bir astronot ve evrenin genişlediğini keşfeden bir Nobelli ile aynı panelde olmak da onur verici olacak. Biz de sizle gurur duyuyoruz hocam. Şimdi siz söyleyince hemen aklıma şu geldi. Burada şu an geçen yıl mesela ülke olarak Hindistan damgasını vurmuştu. Ama sadece mekansal olarak değil, genel olarak temaya baktığımda bu sene de yapay zeka damgasını vurmuş. Yani bir ülkeyle temayı karıştırdığım için söylemiyorum. Gözlem olarak 2023 Davos'unu düşününce benim aklıma Hindistan, bu sene de yapay zeka gelecek muhtemelen. Yapay zeka hocam doğru anlaşılabiliyor mu? Ve çok önemli bir şey söylediniz. Ben ilk gün açılış yayınında da sizi ve burada bir diğer önemli ülkemizden çıkan bir isim var, Refik Anadolu, özellikle altını çizerek andım. Sizlerle gurur duyuyoruz burada olmaktan diye. Hocam uzayda yapay zeka nedir? Yani yeryüzündeki yapay zekayı doğru anlayabildik de mi uzaya götürüyoruz onu? Şimdi bu yayın buradan uyduya gidiyor ve uydudan İstanbul Ankara'ya iniyor ve seyirciye ulaşırken yaklaşık 1-2 saniyelik bir gecikmeyle sadece varıyor seyirciye ve onun için bu gecikmeyi de fark edemiyorlar. Ama Mars'a baktığımızda Mars'ta bir yayının gitmesi ve Mars'tan cevabın gelmesi yaklaşık 6 dakika alıyor. Mesela Jüpiter'e gitsek bu süre 1 saatlere kadar, 1 saat 2 saate kadar çıkabiliyor Jüpiter'in yörüngesi nerede olduğuna bağlı olarak. Şimdi onun için insanlık dünyadan çıkıp da uzaya doğru gittiğinde eli mahkum yapay zeka algoritmaları kullanmak zorundayız bizim büyükelçilerimiz olarak. Çünkü oradaki bir astronotun yahut da bir yaşam destek sisteminin veya bir robotun çalışması için biz buradan komut yollayacaksak o robot ve bütün sistemler çok yavaş olacak. Hatta oradaki yolladığımız astronotların hayatını tehlikeye bile atabilir böyle bir durum. Onun için Mars'taki ilk helikopter yapay zeka algoritmasını kullanarak uçtu zaten. Ve kendisi uçmayı, Mars'ta uçmayı kendisi öğrendi. Arada yine uçuruyorlar Mars'taki helikopteri ve böylelikle Mars hakkında bilgi topluyorlar. Yani bu devrim aslında ufak ufak başlıyor ve insanlık daha uzaklara ve uzaya gittikçe bu daha da önem kazanacak. Mesela panelimizde bir de nörolog var. Yine aynı şekilde farkındasınızdır. Bence Dünya Ekonomik Forumu'nun gündemine ilk kez gelmiş bir şey bu. O da ruhsal sağlık. Bu çok konuşuluyor. Yani yapay zeka ile beraber en fazla üzerine durulan konu hocam. Evet, çok, yani şöyle söyleyeyim, en fazla olmasa bile ilk kez konuşulan bir konu. Çünkü pandemiden sonra tabii ki bütün toplumlarda bir ruhsal çöküntü, bir depresyon halini gözlemliyor liderler ve herkeste bir çekimsellik, bir pandemi tekrarlar mı korkusu mevcut. Şimdi ona baktığımız zaman
insanların ruhsal durumunu anlamak ve buna tepki verebilmek, gelecekte astronotların durumuna da tepki verebilmek için astronotların beyin dalgalarının takibi konuşuluyor. Mesela onun için panelimizde bir de nörolog ve yapay zeka uzmanı, bir de nörolog yapay zeka uzmanı var. Çünkü insanın ruhsal halini insan söyleyemeyebiliyor biliyorsunuz. Astronotların ruhsal halini onlar söylemeden bile anlamak zorunda ki uzay aracına bir zarar gelmesin diye. Bunlar mesela konuşulacak panelimizde ve yine Avrupa Uzay Ajansı'nın tabii ki programlarından en önemli bir tanesi dünyadaki yer gözlemlerini yapay zeka algoritmalarıyla koşturulması. Yani şu demek, uzaydan bir uydu yeryüzüne baktığında bunun kalibrasyonu, nasıl farklı görüntülerin denkleştirildiği, gölgelerin hangi açıda olduğu gibi görüntü işlemede bazı dikkatli olması gereken noktalar var. Bu noktaları çözmek için şu anda çoğunlukla yapay zeka algoritmaları yine orada da koşturuluyor. Bu açıdan bakıldığında yani uzayda mutlaka dünyalı kullandığımızdan daha fazla yapay zeka yani kullanacağımız mutlaka çünkü insan yollamaktan sonra insan yollamaktansa makine yollamayı tabii ki uzaya tercih ederiz. Çünkü dünyadan çıkıp da Mars'a gidene kadar bir insanın alacağı radyasyon dozu zaten kanser olma ihtimalini %40'a kadar yükseltiyor. Yani gittiniz Mars'a, dönme ihtimaliniz dünyaya daha da düşük. Ben şahsen Mars'a gitmek istemem. Elon Musk gidebilir ama ben istemiyorum. Hocam, robot yollamayı tercih ederim. Robotlar gitsin. Anlamaya çalışana aslında o kadar güzel şeyler anlatıyorsunuz ki sadece böyle göklerdeki bir değişim değil bu. İstihdam alanındaki değişimler de şu an mesela insanların ruh haliyle alakalı olarak konuşuluyor. İş yapış şekilleri değişti çünkü, ama konuyu şuraya getirmek istiyorum. Şimdi geçen sene kırılgan bir dünyada işbirliğiydi. Bu sene güveni tekrar tesisti. Şimdi hocam bilim eğer teşbihte hata olmazsa aslında kültür, din, başka şeyler ayırt etmeden insanlığın ortak bir dili. Bu noktada hocam ülkeler arası ayrışma gözlemliyor musunuz? Ve şunu özellikle sormak isterim. İktisadi koşulların zorlaştığı bir ortam. Ben hani popüler tarihe de meraklıyımdır. İzleyicilerimizin çoğu da tahmin ediyorum öyle. Bir zamanlar hakikaten tırnak içerisinde tabiri caizse zengin olanın yapabildiği bir şeydi bilim. Çünkü diğerinin temel ihtiyaçlarını karşılamasının ötesinde bir fırsatı olmuyordu. Bugün de böyle mi, yoksa bilim herkese fırsat tanıyor mu? Öncelikle bu güzel soru için çok teşekkür ederim. Şu anda gerçekten bilim alanı dünyaya baktığımızda çok eşitsizlik görüyoruz. Belki bilimdeki eşitsizlik en büyük olabilir hatta. Yani şuna bakıyorsunuz, Avrupa ve Amerika bilime ve Çin inanılmaz para harcarken Afrika'da tabii ki birçok ülke hiç para ayıramıyor. Ve ekonomik olarak geride kalmalarının, iktisadi olarak geride kalmalarının devamlılığı bu da bu yüzden olacak gibi gözüküyor. Yani ama diğer taraftan ne yapacaklarını biraz şaşkınlıkla gözlemliyorum. Yani özellikle Afrika, şimdi moda sözcük küresel güney, bu kavram çok moda oldu biliyorsunuz. Küresel güneyden gelenler de ne yazık ki bilimin teknoloji ve sanayiye çıktı döngüsünde bir tedirginlik olduğu için bilime ayrılan para aslında çok az. Biz Türkiye olarak çok şanslıyız bu konuda. Ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ülkeyi kurduğu gibi sosyal bilimlere çok önem veriyor. Çünkü ülkenin özellikle Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu ve diğerleri bunu yaparken amacı ne? Amacı toplumun mayasını sağlamlaştıracak adımlar atabilmek ve bunu bilim ışığında geçmişimizi inceleyerek dilimizi, kültürümüzü, tarihimizi bilimsel bir keskinlikle ilerletebilmek. Ve devamında tabii kurduğu fabrikalar, başlattığı atılımların hepsinde o kalkınma hedeflerini aslında bence hani şimdi kalkınma hedeflerinden bahsediyoruz. Aslında Atatürk bunların birçoğunu bundan 100 yıl önce çok sağlam bir şekilde ortaya koymuş ve bilime çok inanmış. Biz çok bilime inanan bir liderin çocuklarıyız. O açıdan bence Türkiye olarak çok şanslıyız. Şu anda tabii ki Türkiye'de ne yazık ki biliyorsunuz teknik kelimesi silindi, yerine teknoloji konuldu. Teknik burada çok önemli bir kelimeydi. Hatırlar mısınız? Bilim teknik okuduk biz çocukken. Ama yine TÜBİTAK'ın ismi bile değiştirildi. Teknikten teknolojik kuruma çevrildi. Halbuki Nobel ödüllerine baktığımızda Nobel ödüllerinin %40'ı bilime, %60'ı tekniğe veriliyor. Teknik kelimesinin silinmesi
Ve bütün ağırlığın şu anda teknolojik geliştirilmeye verilmesi, teknolojik hazırlık seviyesinin 5 denilen bir teknoloji hazırlık seviyesi var. Onun altındaki bilimsel değerleri aslında düşürmüş durumda. Bu da neye neden oluyor? Türkiye'nin yine yurt dışına, evet, teknolojide bağımlı olmaması ama teknikte bağımlı olması anlamına geliyor. Teknik ne demek istiyorum? Şunu yani seyirciler için basit bir örnek vereyim. Şu anda büyük ihtimalle seyircilerimizin çoğu bizi LCD isim verilen LCD ekran teknolojisiyle dinliyorlar. Şimdi bu LCD ekran teknolojisi bir gün yok olabilir. Yerine başka tümüyle farklı bir teknoloji gelebilir. Ancak onun arkasında kristallerin içindeki ışığın nasıl yansıdığının optiği tekniği var. Ben bunu derste anlatıyorum kuantum mekaniği alan öğrencilerime. Ve bu teknik kaybolmayacak. Bizim işte bu gibi teknikleri keşfedebilmemiz. Artık bu zorunluluk değil mi hocam? Yani cari dengenizi düzeltmek istiyorsanız, dışarıya bağımlı olmak istemiyorsanız, uluslararası ilişkilerde, askeriyede vesairede bu artık sizin bir ülke olarak zorunluluğunuz. Evet. Yani Türkiye'de teknik geliştirmeye daha fazla fon ayrılmasının bir gereklilik olduğunu düşünüyorum. Bunu burada da çok konuşulan, yani en azından bilim insanları arasında çok konuşulan bir konu. 2800 davetlinin içinde 130'u şu anda bilim insanı. Profesör, doktor titri neredeyse çoğu ve onlarla konuştuğumuzda yani Amerika'da, Avrupa'da bu hissedilmiyor ama diğer işte BRICS dediğimiz ülkelerde, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin gibi ülkelerde de bile burada da bir tekniğe verilen önemin azalmasını görüyoruz. Ben bunun uzun vadede ülkemize zarar vereceğini öngörüyorum ama yine de güzel şeyler oluyor. Hani bunu ne derler, hakkını vermek lazım. Yani şu anda Türkiye'de ne olursa olsun tüm ekonomik şartlara rağmen bir atılım var ve bu tabii ki beni bir bilim insanı olarak mutlu ediyor. Diğer taraftan baktığımızda dünyadaki küresel bu bilimsel ilerleme dengesizliğinde en çok dikkatime çarpan şey yapay zekanın bazı ülkeler tarafından daha hızlı adapte edilmiş ve kullanılır olması. Bazı ülkelerin ise bunun farkında bile olmaması. Bu aradaki fark da aslında çok dikkat çekici. Çünkü gerçekten bu yapay zeka algoritmalarının topluma ne kadar entegre edildiği ve yani bunun sosyal çıktıları da. Yani sonuç olarak herhangi bir teknoloji hayatımıza girdiğinde bunun bir sosyal yansıması var. Bazı ülkeler bunun sosyal yansımasından daha farkında ve bunun özellikle çocukların üzerinde etkisi, kadınların üstünde etkisi, yani sosyolojik olarak daha sorun yaratabilecek kesimler üzerindeki, yani şimdi biliyorsunuz işte çocuk pornografisinden bahsediliyor, kadınların vücutlarının değiştirilmesinden bahsediliyor. Yani yapay zeka için bu konular, bu tip şeyler oluşturmak ne yazık ki çok kolay. Pekala bunları nasıl önüne geçeceğiz? Bunlar olduğu zaman bunu nasıl çocuklara anlatabileceğiz? Kadınları nasıl koruyacağız? Özellikle bunların sosyolojik olarak konuşulmasının da yapay zekayı geliştirmek kadar önemli olduğu konuşuluyor Dünya Ekonomik Forumu'nda. Yapay zeka şu anda çok yanlış anlaşılıyor. Yapay zeka sanki ChatGPT diye bir şey çıktı, yeni keşfedildi ve bütün herkes onun hakkında konuşmaya başladı. Aslında yapay zeka, yani yapay zeka dediğimiz algoritmaların en başlangıcı 40 yıl önce. Ve ben üniversitedeyken de yapay zekaya, şu anda yapay zekanın temelinde olan işte diferansiyel alıp onu minimize, o şeyi, denklem minimize etme olayını o zaman da yapıyorduk. Şimdi elimizdeki avantaj, birkaç avantaj var. Bunlardan bir tanesi bilgisayarların içindeki görsel veriyi işleyen birimlerin çok ilerlemiş olması. Neden ileride bu birimler? Video oyunlarını çok sevdiği için gençler. Ve gençler bu pazar oluşturdukları için GPU dediğimiz bu görsel işlem birimleri ekonomik olarak değerlendi. Ekonomik olarak değerlenince dünyada bunlara yatırım yapıldı ve bunlar ucuzladı. Ucuzlayınca bu sefer yapay zeka algoritmaları onları kullanmaya başladı ve şu anda bir bilgisayarın içindeki en değerli şey artık neredeyse ana işlemci değil, daha çok görsel işlemciye doğru gidiyor. Öyle bir yere geldik. Hatta en değerlenen şirket de zaten bunları üreten, GPU'ları üreten şirketler şu anda. Şimdi fakat yapay zeka öyle bir sunuluyor ki bir devrimmiş gibi. Bence yapay zeka bir devrim değil. Yapay zekanın normal insanlarla konuşabilecek olan artık bir arayüzünün olması bir devrim. Bunu doğru anlamak gerekiyor yani. Evet, evet, evet. Yani şu anda siz yahut herhangi biri ChatGPT'ye girip istediği gibi soru yazabiliyor. Devrim olan bu. Ama bunun altındaki
teknoloji bir devrimsel bir teknoloji değil ve ben burada şunu öğrendim. Yani Dünya Ekonomik Forumu'nda konuştuğum insanların herhalde şimdiye kadar geldiğimden beri 120 kişiyle konuştuysam bunların yaklaşık yarısı yapay zekanın ne olduğunu gerçekten anlamıyor. Son olarak hocam sizi de toplantıya yetiştireceğiz. Başta öğrencileriniz olmak üzere sizin yani bilimin yolunu izlemek isteyenlere birkaç cümleyle bu noktadan seslenmek istersiniz diye düşünüyorum. Bununla noktayı koyalım. Öncelikle öğrencilerime tekrar selam söylüyorum. Bence bilimin yolu benim için çok aydınlık bir yol oldu. Ve insanların yani hayattaki bir amacının olması için bilim, sanat ve spora çok önem vermeleri gerektiğini düşünüyorum. Bugün ne kadar gurur duyuyoruz değil mi? Burada sanatçılarımızla Refik Anadolu'la yine Avuç grubunun da bir burada görsel şöleni var promenatta. Yani bütün bunlar bizim için çok gurur vesilesi ve bizim burada bilimle burada olabilmemiz, sanatla ve sporla burada olabilmemiz önemli ve evrensel değerlere katkı verebilmek açısından. Yoksa burada yani tabii ki ekonomi önemli ama sonunda akşam yemeğine oturduğu zaman dünyanın en zenginleri bile oturup bana kara deliği anlatır mısın diyorlar. Herkes bunu merak ediyor. Yani işin sonunda en fazla merak edilen şeyler belki de evrenimiz ve bu muhteşem yaratılış. Ve bu da değişmeyecek herhalde. Hocam çok teşekkür ediyoruz bize vakit ayırdığınız için. Başlarken de söyledik. Burada gerçekten bize çok büyük kıvanç yaşatan kıymetli hocamız Profesör Doktor Bilge Demirköz'le beraberdik. Birçok soruya yanıt aramaya çalıştık. Davos'ta ekonomik başlıklar altında konuşulan konuların aslında gündelik hayat aslında bilimle ne kadar ilgili olduğuna dair de bize harikulade yanıtlar verdi. Kendisini çok daha iyi yerlerde göreceğimizi, ülkemizi de tabii ki kendisi çok güzel bir Atatürk vurgusu yaptı. Bilime bu kadar değer veren bir liderin kurucusu olduğu ülkenin daha iyi yerlerde olduğu zamanları görmek ümidiyle diyelim. Hoşçakalın.